kimler aday olacak, kim kazanabilir, nasıl aşılacak bu siyasi kriz sorularından önce aslında krizin ne olduğuna dair çok kısa bir ön bilgiyle hatırlatma yaparak başlarsak belki sonraki süreci de izleyicilerimiz daha iyi anlamlandırabilirler diye düşünüyorum. Truss neden bu kadar çabuk istifa etmek zorunda kaldı? Bu görevi devralacak kişi yine gibi riskler bekliyor. Nedir oradaki krizin özü? Şimdi biraz filmi geriye sararsak, bir kere bu şu anda gerçekleşen, takip etmekte olduğumuz seçim sonucunda İngiltere bir sene içinde 3. başbakanını belirlemiş olacak. Bu aslına bakarsanız Muhafazakar Parti içindeki bir liderlik mücadelesi. Yaz ortasında artık o dönemin başbakanı Boris Johnson'a yönelik şikayetler, istifa etmesi yönündeki baskılar en sonunda başbakanın görevine son vermesi yani istifasıyla evet. sonuçlanmıştı ve bunu takiben de zaten Muhafazakar Parti içinde bir başkanlık yarışı start aldı. Oradaki adayların en öne çıkan iki aday zaten son finale de kalan şu anda yine gördüğümüz eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve karşısında da eski başbakan 45 gün içinde istifasını veren Liz Truss'tı. Şimdi o dönemde de bütün kamuoyu yoklamalarında yapılmış olan TV tartışma programlarında hep Rishi Sunak aslında favori aday olarak gösteriliyordu. Evet. Fakat bir şekilde Muhafazakar Parti üyeler son tercihlerini Liz Truss'tan yana kullandılar ve o dönemde de aslında Liz Truss'ı Sunak'ın önüne geçirip daha tercih edilebilir kılan ilginç bir şekilde şu anda yani onun istifasına neden olan ekonomi politikalarıydı. Yani vergi kesintilerine gitmek istiyor oluşu, ekonomiyi büyütme hedefi. Bütün bunlar kulaklara bir müzik gibi geliyordu. Fakat Rishi Sunak o dönemde de aslında bakarsanız eski Maliye Bakanı da olmasından hareketle herhangi bir kaynak yaratılmaksızın bu tarz izlenebilecek vergi kesintileri ve büyüme odaklı bir ekonominin hali hazırda Ukrayna Savaşı'nın yaratmış olduğu enerji krizi de devam ederken enflasyonist baskıları daha da güçlendireceği ve dar gelirliler üzerinde, sabit gelirliler üzerinde de hayatlarını daha zorlaştırıcı bir etkisi olacağını savunuyordu. Ve evet. dedikleri de hakikaten bizim hayatımızı tarif etmiş aslında. Çok enteresan bir şekilde şu dönemde paralellikler görmemiz mümkün. Liderlik sorunlarında da özellikle muhalefetin ve işte diğer alternatif adayların da açıkçası böyle güç mücadelelerine baktığınızda evet paralellikler görebiliyoruz. Şimdi buraya geri dönersek Liz Truss'ın 6 Eylül'de koltuğuna oturmasıyla beraber Maliye Bakanı olarak da daha evvel ortak bir kitap yazdıkları Kwasi Kwarteng'i görevlendirmişti. Hemen hızlı bir şekilde bu kampanya sürecinde taahhüt ettiği politikaları hayata geçirmek üzere bir dizi karar almaya başladılar. Normal şartlarda Kasım ayında daha geniş kapsamlı bir bütçe açıklayacaklardı. Bunun bir öncülü olarak bir mini bütçe adını verdikleri tamamen bu işte Muhafazakar Parti'nin de önemli bir oy seçmenini oluşturan yüksek gelirli sermayedar kesimlerin, şirket sahiplerinin hoşuna gidebilecek vergi kesintilerini %45'lik bir vergi kesintisi ve içeren bir paket açıkladılar. Şimdi bunu yapmalarıyla birlikte maalesef ki piyasalar alt üst oldu. Birkaç hafta böyle sürecek bir finansal fırtına yaşandı. İngiltere sterlini dolar karşısında son 37 yılın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası zaten faizlerle bir şekilde enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyordu. Faiz kararı açıklamasının ertesinde gelmişti bu mini bütçe açıklaması. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın yeniden bir faiz artırımına zorlaması bu sefer İngiltere'deki yatırımcılara da çok zora sokacak. Artı emeklilik fonları gibi daha farklı mekanizmaların da üzerinde olumsuz etki yaratacağı için IMF dahil kurumlardan tepki almaya başladı Truss hükümeti. Ve en sonunda ilk başta Maliye Bakanı'nı görevden alarak kendi koltuğunu korumaya çalıştı. Fakat bu görev için de o süreci de çok başarılı bir şekilde bir siyasetçi olarak yönetemediğinden acaba biz yanlış adayı mı seçtik sorgulamasını beraberinde getirdi. Bir içlerine dönerek hakikaten Muhafazakar Partililer özellikle de yaklaşan seçimleri de düşündüklerinde
bu liderlik savaşının ve bu liderlik mücadelesinin geri planındaki en çekici ve en önemli konu hangi adayı seçersek bizi seçimlerden galip çıkarır sorusuna cevap verecek kişiyi arıyorlar. Evet. Dolayısıyla şu anda tekrardan Truss'ın istifasıyla beraber bir liderlik yarışı başladı. Süreç şu şekilde işliyor normal şartlarda. Aday olanların, yani resmi olarak aday olmaları için 100, en az 100 destekçiden imza toplamış olmaları gerekiyor. Şu an için resmi açıklamalar sadece Rishi Sunak'ın bu sayıya ulaşmış olduğunu gösteriyor. Ancak ilginç olan bir nokta daha var ki diğer iki aday, ki bir tanesi dün Boris Johnson tatilini evet. yarıda kesip üstelik de bu liderlik yarışına gireceğini söyledikten sonra zannedersem ki artık yakın çevresinden yapma bu çok doğru değil telkinlerine boyun eğerek geri çekildiğini açıkladı. Evet, yani bu bir küstüm siz beni gönderdiniz ben de geri dönmüyorum şeklinde açıklanabilecek bir çekilme değil öyle değil mi? Yani buradaki bu hiç. Kararın sebebi nedir? Johnson neden hiç. Çekildiğini duydum. Şu da var. Şu da var. Üstelik bir de bir iddia dolaşıyor ortalıkta. Aslında Boris Johnson o 100 imzaya destekçiye sahip olduğunu iddia ediyor. Fakat bu açıklanan veriler değil. Diyor ki bunu açıklamak istemiyorlar. Bizim gizliden beni destekleyenler var ve sayıları bu sayıya ulaşmış durumdayım. Ama buna rağmen ben çekiliyorum ki parti içinde daha fazla kutuplaşma yaratmayalım. Adayların arkasında daha kolay birleşme sağlayalım gibi böyle bir kılıfta hazırlanmış. Evet, ama peki gerçeği ne? Buna inanmayanlar da bilmiyoruz ama görünen evet. şu anda resmi olarak bu sayıya yalnızca Sunak'ın ulaştığı. Benzer şekilde Johnson'ın istifa, yani daha doğrusu adaylıktan, bu yarıştan çekildiğini açıklaması ertesinde aslında şu beklentim vardı benim de ilk etapta. Acaba Johnson'ı gerçekten destekleyenler varsa, ki açıklanmış sayı 26 civarındaydı. Hani bu Penny Mordaunt şu anda eski Maliye Bakanı'nın karşısında eski Savunma Bakanı Penny Mordaunt yarışıyor. Bu iki aday arasında kalmış durumda. Ama Penny Mordaunt'ın da açıklanmış olan destekçi sayısı zannedersem gene 30'larda olması lazım. Fakat bu da yeterli bir sayı değil. 30 veya 40-46 civarında olabilir. Fakat Penny Mordaunt da benzer bir şekilde Johnson'ın iddialarına benzer bir şeyler öne sürüyor ve diyor ki aslında ben de 93'e yaklaşık 93 kadar bir destekçiye sahibim ama hani bu sayı daha da artabilir. Ama bunu işte gizliden yapıyorlar. Şimdi evet. bunu gerçekten doğru mu bilmiyoruz. Eğer doğruysa şu düşünebiliriz, şu olasılık mümkündür. Hani acaba Rishi Sunak'ın etnik kimliğinden dolayı istemeyenler böyle bir ithamla karşılaşmamak için mi oylarını, varsa bir destekleri geri tutuyorlar veya hakikaten o kadar destekçisi yok ama arttırabilmek amacıyla hani bir muğlaklık yaratmaya çalışıyor olabilir Penny Mordaunt. Her şekilde saat Türkiye saatiyle 4, Londra saatiyle 2'ye kadar bu adaylık sürecinin bir son deadline'ı dediğimiz bir son süresi evet. var. O süre içinde adayların netleşmesi gerekiyor. Ya Penny Mordaunt hakikaten geri çekilecek, çünkü Johnson'ı destekleyen belli başlı isimler, mesela en son kabinede Dışişleri Bakanlığı görevini almış olan James Cleverly veya Nadim Zavari gibi isimler, Zavari gibi isimler Sunak'ın tarafına geçtiklerini açıkladılar. Şimdi bütün bunlar tabii ki Sunak kanadının güçlendiğinin de göstergesi. Evet, evet. Ve işte dün akşamdan bugüne kadar da en azından resmi sayılar, bu destekçi sayıları Sunak'ın artarken Mordaunt'ın artmaması bana en azından bu etnik kimliğin bir bariyer teşkil etmediğini göstermekte. Evet. Eğer seçilirse tabii ki Rishi Sunak İngiltere'nin ilk Hint kökenli başbakanı olacak. Tam da bugün Diwali başlıyor. Hindular için çok kutsal bir gün. İşte Işıklar Bayramı, iyinin kötüye galip geldiği bir gün. Muhakkak ki kamuoyunda Hint kökenli seçmenler nezdinde evet.
çok coşkuyla karşılanacak bir gelişme olacaktır. Evet. Sunak ipi göğüsleyecek gibi görünüyor anladığımız kadarıyla bu durumda. Evet. Peki, bu olmadığı takdirde iki aday, diyelim ki Mordant da hakikaten iddia ettiği gibi destekçiye sahip, o da 100 destekçiyi buldu. O zaman iki aday arasında yeniden bir oylama süreci başlayacak. Partili üyeler bu iki aday arasında işte kazananı seçecekler ve cuma gününe kadar belli olacak. Ama şahsi fikrim bugün içerisinde bu işin çözüleceği. Çünkü her geçen gün Muhafazakar Parti'nin içindeki bölünmüşlük ve kutuplaşma açısından hiç olumlu bir görünüm çizmemekte. Bu da İşçi Partisi'nin kamuoyu yoklamalarına zaten yansıyor. 36 puan kadar öndeydiler bir hafta kadar önce. Yani bu durumu geri çevirmeleri bir hayli zor olacaktır. Evet, ben de onu soracaktım çok kısa. Şimdi biz bir muhalefet partisindeki bir iç çekişmeden, bir liderlik yarışından söz etmiyoruz. Aynı zamanda halkta da bir karşılığı olsa gerek. Ülkeyi yöneten kişi aynı zamanda belirleniyor çünkü bir anlamda. Dolayısıyla onlar nasıl, İngiliz halkı nasıl takip ediyor bu durumu? Tabii ortaya çıkan görünüm hakikaten İngiltere'nin gerek dış dünyaya gerekse iç kamuoyuna çizmiş olduğu o istikrarlı kurumların istikrarını hep savunmuş ve bunu temsil eden bir ülke görünümünden çok uzak. Bu da tamamen Muhafazakar Parti'ye fatura ediliyor elbette ki. Çünkü Muhafazakar Partililer kendi içlerinde aslına bakarsanız teknik olarak pürüzsüz bir süreç sonucunda kendi özgür iradeleriyle seçtiler. Ve seçtikleri adayı çok tuhaf bir şekilde aynı gerekçelerle, yani seçme hiçbir değişiklik yapmamasına rağmen yok bunu beğenmedik dediler, geri aldılar. Şimdi burada belki tek olumlu görebileceğimiz nokta, hala kurumsal işleyiş devam ediyor. Fakat aktörler, bu kurumsal işleyişin içindeki aktörler doğru demek ki yargılarla hareket edemiyorlar. Rasyonel belki seçimler yapamıyorlar. Ve dolayısıyla sürekli olarak bir istikrarsızlık, kendini tekrar eden bir istikrarsızlıkla karşı karşıyayız. Tabii ki halk için baktığınız zaman geleceklerine dair belirsizliklerin bir an evvel toparlanmasını istiyorlar. Yani bu vergi oranları ne olacak? Evet. Faturalar gelmeye başladığında, kış aylarında faturalara hangi fiyatlamalar yansıyacak? Maaşlar ne ölçüde azalacak? Bu tabii ki çok önemli. Muhafazakar Parti'nin lideri, yeni başbakanın izleyeceği politikalar gelecek seçimlerde İşçi Partisi'ne karşı Muhafazakar Parti'nin de başarısını veya başarısızlığını beraberinde getirecek. Sunak eğer ki başbakan seçilirse zaten pandemi döneminde çalıştığı partiye aslında tam anlamıyla o partinin siyasi ve ekonomik çizgisiyle örtüşmeyen bir takım kararlar da almak zorunda bırakmıştı. Bu olağanüstü koşullar, işte işini kaybeden kişilere ve iş sahiplerine ek mali yardımlar yapılması gibi hani dar kesimlileri de aslında kayırabilecek bir takım politikalardan yana bu yönde kararlar almış olması aslında popülaritesini de arttırmıştı. Belki bir nebze hakikaten Muhafazakar Parti açısından bir getirisi olabilir. Ancak zorlu bir döneme giriyoruz tabii ki. Tüm ülkeler için ekonomik göstergeler bir hayli çalkantılı seyretmekte. Ama tabii ki kamuoyu bir an evvel bu en azından dağınıklık görüntüsünün hallolmasını istiyor. Bakalım, biz de merakla bekliyoruz. Çok teşekkürler katkı sağladığınız için.